Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek'le birlikte 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılışı programına katıldı. Hayriye Damanoğlu İlkokulu'nda gerçekleşen 2023-2024 eğitim öğretim yılı açılış programına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahit Çıngı, Melikgazi Kaymakamı Bülent Karacan, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Doktor Yüksel Yiğit, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, müdürler, öğretmenler, öğrenciler ve aileleri katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan programda minik öğrencilerin şiir ve halk oyunları gösterisi renkli görüntüler oluşturdu. İl Milli Eğitim Müdürü Bahamettin Karaköse açılış konuşmasında kentte 1157 okul, 22.418 öğretmen ve 340.251 öğrenci ile eğitim-öğretim sürecine hazır olduklarını ifade etti. Törende konuşmaların ardından Vali Çiçek, Başkan Büyükkılıç ve protokol sınıfları gezerek yeni eğitim ve öğretim döneminin tüm öğrencilere ve eğitim camiasına hayırlı uğurlu olmasını diledi. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de her zaman olduğu gibi bu eğitim öğretim yılında da Büyükşehir Belediyesi'nin okulları destekleyeceğini kaydetti. AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Şahit Çıngı da Erciyes Dağı'nı Büyükşehir Belediyesi yatırımları doğrultusunda değerlendirip önemli bir noktaya getirmek için gayret ettiklerini belirterek, Milli Eğitim Müdürlüğü ile birlikte özellikle kış sporlarında öğrencilere yönelik etkinliklerin devam edeceğini söyledi. Vali Çiçek ve Başkan Büyükkılıç okul bahçesini gezerek bahçede yetiştirilen ürünleri de incelediler. Ben her şeyden önce 2023-2024 eğitim öğretim yılının hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. Kayserimiz dinamik bir şehir, güvenli bir şehir, huzurlu bir şehir. Bu dinamizmi oluşturan en önemli faktörlerden biri ilkokul, ortaokul ve lise çağındaki 350 bin civarındaki yavrularımız, 75 bin civarında üniversite öğrencimiz. Bizim bu yavrularımızın daha donanımlı, geleceğe daha ümitle bakmalarını sağlamak amacıyla Sayın Valimizin de vurguladığı gibi Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerle el ele vermek suretiyle kamu kurum kuruluşlarının en güzel dayanışma örneklerini sergiliyor. Adeta bir eğitim kurumu mantığı içerisinde gerekli desteklerimizi sürdürüyor. Başarımızın daha yukarıya çekilmesi için üzerimize düşeni yapma yönünde hep beraber irade gösteriyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımıza böyle bir hizmeti vermesinden dolayı teşekkür ediyor, minnet duyuyoruz. Sevgili yavrularımızın da bunu en iyi şekilde değerlendirecek. Bu sene eğitim öğretim döneminde büyük bir başarı elde etti Kayseri. İlk yüzde 21 öğrenci LGS sınavlarında soktu. İlk binde 16 öğrencimiz var. Bu bizim için çok büyük bir başarı. Hem öğretmenlerimiz hem öğrencilerimiz yüzümüzü ak etti. Biz bu sene hep beraber hem valilik, büyükşehir belediyemiz, STK'larımız hep birlikte el ele vererek başarıyı birkaç puan daha yukarıya, ilimizin sıralamasını birkaç puan daha yukarıya çıkarmak için var gücümüzle çalışacağız. Okullar bizim geleceğimizin, bizim güvenimizin, geleceğe daha güvenle bakmamızın tek umudumuz. Ve bu sene çok daha eğitimde büyük başarılar elde edeceğiz. Bunu nereden biliyorum? Milli Eğitim'in uygulayacağı projelerden biliyorum. Özellikle sportif faaliyetlerde, bu sene sosyal faaliyetlerde çok daha aktif olacağız. Bu konuda Büyükşehir Belediye'mizden söz aldık. Her zaman olduğu gibi bu sene de Büyükşehir Belediyesi okullarımızı destekleyecek. İlçe belediyelerimiz okullarımızı destekleyecek. İnşallah kazasız, belasız, başarılarla dolu bir sene geçiririz diye ümit ediyor. Bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Türkiye'de sayılı merkezlerden birisi bizim üniversitemizde. Hem saç, hem idrar. Bunun gibi onların bize uzun vadede sonuç vereceğini söylediği bütün testleri arkadaşlarımıza yaptık. Milliyetimizde bunu özellikle hassasiyet gösterdikleri için teşekkür ediyorum, tebrik ediyorum. Sürekli de
hem emniyetimiz, jandarmamıza talimatlarımızı verdik. Okul uyuması açısından çocuklarımızın taşınmasını en güvenli şekilde olması için. Milli Eğitim Müdürlüğümüzde de zaten daha öncesinde yapmış olduğumuz çalışmalar vardı. Geçen sene de sanki yaptınız. Yaptık Sayın Valim. 2023-2024 eğitim öğretim sezonunda da özellikle kış sporlarında bu güzel yavrularımızı sporcu yetiştirmek için, daha sporlarını yapar halde tutmak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bu sezon başında da biz bunun şimdiden taahhüdünü vermiş olalım.